Efendim saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında Spor Ajansı ile karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair tüm gelişmeleri bu ekranda ve Aspor Radyo'da sizinle paylaşıyor olacağız. Süper Lig'de bu hafta neler yaşanıyor? Maçları, oynanacak maçları, oynanan maçları konuşacağız. Hepsini değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Kartal Yiğit hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceyda. Suat Umurhan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündem oldukça yoğun. Şimdi oynanan maçların ardından tartışmalar da artık sona doğru yaklaştıkça ligde tartışmaların ivmesi de biraz hız kazanıyor gibi gerçekten. Dün Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti evinde. Tabii karşılaşmada saha içinden performanslardan daha çok biz de son düdükle birlikte başlayacağız tabii. O son düdükten hemen önce çok tartışılan bir penaltı kararıyla mücadele sona erdi. Şimdi Fenerbahçe taraftarı kızmasın. Tabii ki diğer pozisyonları da konuşacağız. O konularla ilgili de yorumlar yapacağız ama biraz sondan başlayacak olursak maçın da önüne geçen pozisyon penaltı pozisyonu. Bununla ilgili de başlayalım, detaylara bakalım. Batshuayi penaltıyı Ali Emre kurtardı. Sonrasında Batshuayi gole çevirdi. Penaltı vuruşundan hemen sonra ve mücadele 2-1 sonuçlandı. Konuşulan çok konu var. Tabii ki Galatasaraylıların çok büyük tepkisi var. Fenerbahçe taraftarının da bence hani böyle bir penaltı içine sinmedi diye yorumluyorum baktığım maç sonu değerlendirmelerinde ama onlar da bir Oosterwolde pozisyonu, bir Krunic pozisyonunu dile getiriyorlar tabii. Sen nasıl değerlendiriyorsun Suat? Valla maçı konuşamayacağımız bir maçı daha geride bıraktığımızı düşünüyorum. Senin dediğin yerden devam edeyim. Fenerbahçelilerin evet bir kısmı hani her ihtimalde mutlular da bir kısmı da ya penaltı değil ama bir kere de bize böyle pozisyon verilsin kıvamında bakıyorlar olaya. Genele baktığımızda penaltıda anlaşamadığımız bir durum var açıkçası. Kimsenin ortak fikir yürütemediği ve asıl problem bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar tartışmalı bir pozisyonun penaltı çalındığı. Penaltı pozisyonunda dikkat edecek olursanız özetleri bir daha izlerseniz bakacaksınız ki kimsenin bir penaltı itirazı yok. Yani oradaki Kasımpaşalı oyuncular da Fenerbahçeli başta Serdar Dursun oraya dönüyor. Çağlar zaten pozisyonun içinde. Hepsi korner bekliyor. Pozisyonda ama kimsenin bir penaltı itirazı yok. Sonrasında VAR uyarısı devreye giriyor. Asıl kaos da ondan sonra başlıyor zaten. Şimdi doğru. O kaosu konuşacağız ama hemen bir maçın gidişatını, Fenerbahçe'nin son dakikada gelen golünü siz nasıl yorumlarsınız Kartal? Vallahi Ceyda ben sana söyleyeyim aslında Mert Hakan ve gelen o penaltı golü İsmail Hoca'nın da bir bakıma geleceğini kurtardı diye düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe dün puan verseydi, bakın yenilme bile değil, berabere dahi kalsaydı bence çok şeyler olabilirdi. Çünkü artık bu sefer tamamen ipler Galatasaray'ın eline geçecekti. Taraftar da protesto ederdi dün. Yani o maç o sonuçla bitseydi farklı şeylerin olacağını düşünüyordum ben. Ama Mert Hakan'ın müthiş bir vuruşu, çok şık bir golü. Ardından son dakika gelen o penaltı golüyle, tartışılan o penaltı golüyle Fenerbahçe'nin kazanması. Şunu söyleyebiliriz, Fenerbahçe'de oyun olarak bayağı bir gerileme var. Bakın yani haftalardır, şimdi bir hiç unutmuyorum bir Başakşehir maçı oynadı Fenerbahçe orada. Rakibi tamamen kendi yarı sahasına hapsetti, demoralize etti, oyunu inanılmaz bir şekilde domine etti ve istatistik rekoru kırmıştı. Değil mi? Yani 80'e yakın ceza sahası, rakip ceza sahasına giren bir Fenerbahçe vardı. Şimdi oradan buraya gelmiş bir Fenerbahçe. Bir kere Fenerbahçeliler ve Fenerbahçe yönetimi oradan buraya nasıl geldiğinin sorgulamasını yapması lazım. Maçlar tabii ki ligin boyu kısaldıkça maçların zorlaşacağı belli. Hele hele dünkü Kasımpaşa maçı. Zaten belliydi çok zor geçeceği. Yani haftalardır iyi bir oyun oynayan Kasımpaşa var. Zaten genel anlamda büyüklere karşı iyi bir performans gösteren bir Kasımpaşa. Üçüncü sırada. Tabii. Yani kazansaydı Kasımpaşa. Üçüncülük için resmen Trabzonspor'u Beşiktaş'la aday olacaktı. 42 yapacaktı. Yani çok önemli. O yüzden Fenerbahçelilerin sorgulaması gereken oyun. Bu oyunla biz nereye kadar varabiliriz? Açık konuşayım. Bu oyunla Fenerbahçe'nin
gidip de Ali Sami Yen'de Galatasaray'ı yenme ihtimali çok zor. Onu da geçtim. Beşiktaş'ta içeride oynayacak. Bir derbi oynayacaklar. Bu oyunla yani kötü olan Beşiktaş'ı dahi yenemezsiniz. Fenerbahçe bunu sorgulaması lazım. Ya öbür türlü işte kaçırdık, atamadık, işte penaltıydı değildi falan, onları bir kenara koymak istiyorum. Önemli olan haftalardır süre gelen bu oyunun düşüşü. Bu oyun niye düşüyor? Artı İsmail Hoca'nın yaptığı değişikliklerin tutarsızlığı, çıkardığı kadrolar. Belki dün evet ister istemez bazı değişiklikler yaptı. İrfan Can'ın son andaki sakatlığı. İşte Osayi'yi oynatacak deniyordu. Osayi oynayamadı sakatlığından dolayı. Evet onu anlarım. Yani o konuda yapabileceği bir şey yok. Ama mesela oyun gidişatında oyun bas bas bağırıyor Szymański. Yani daha erken alabilirdi. İkinci yarın başında alabilirdi. Çünkü kilitlenmiş. Birazcık etkileniyor mu acaba düşüşte. İsmail Hoca söylenenlerden, yapılan yorumlardan? Szymański son haftalarda çok eleştiriyordu. O da eleştiriliyor, doğru. O da skora katkıları anlamında eleştiriliyordu ama ciddi bir düşüş gözlemlendiği de hep söyleniyordu Szymański'de. Ya o da var ama Ceyda, şimdi böyle kilit maçlarda yani rakibin kilidini açmak için Szymański tarzında oyunculara ihtiyacınız İç var. İç sahada özellikle. Özellikle iç sahada, yani istediği kadar kötü olsun. Mesela Tadić de kötü. Tadić de ilk geldiğinki gibi formundan aynı formu gösteremiyor. Uzak yani ama... Öyle ya da böyle diyorsun ki ya Tadić bu çıkar, böyle oyuncular bir çıkar, bir hareket yapar, bir asist yapar, bir orta yapar, maçı aldırır. Yani bir şey diyemiyorsun, kızamıyorsun niye çıkarmadın diye. Ama şimdi bakıyorsun orta sahada bir üretkenlik yok. Yani üretemiyor Kasımpaşa. Dönen topların hepsini almış hemen hemen. Ya bunlar yok. Bunları göreceksiniz ve hamlenizi buna göre yapacaksınız. Ben zaman zaman dünkü maç dahil İsmail Hoca'nın bu hamlelerde geç kaldığını düşünüyorum. Hakikaten dün kazanıldıysa çok önemli bir 3 puan. Yani o Mert Hakan'ı ve o penaltı atışını kullanan Batshuayi ve penaltıya hocanın da dua etmesi lazım yani. Peki bir o zaman İsmail Kartal'ın açıklamalarını ekrana getirelim. Maçın ardından gerçekten Batshuayi'nin golüyle birlikte belki en çok rahatlayan isimlerin başında İsmail Hoca geliyordu. Bir bakalım basın toplantısında neler söyledi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Sonrasında devam edelim. Biz de hala açıklamaları izlerken penaltı pozisyonunu o VTR aralarında da konuşmaya devam ediyoruz. Hocaların ifadeleri bu şekilde. Çağlar'da maç sonu evet gördüm eline çarpıyor ifadesini kullanmış. Diğer yandan Sami Hoca açıklamasında futbolcunun eline çarptığını hissetmediğini bile ifade ettiğini söyledi. Bu daha çok tartışılacak ama gözler bir yandan Salı gününde olacak. Saat 20'de Salı günü Türkiye Futbol Federasyonu geçen hafta itibariyle VAR'a gidildiğinde neler konuşulduğunu, hangi görüntülerin izlettirildiğini açıklıyor. Dolayısıyla Salı günü 20'de biz de nasıl bir karar alındığını hep birlikte öğrenmiş olacağız Suat. Ama o güne kadar da konuşacağız. Bu arada bu pozisyon olmasaydı eğer eminim ki Çağlar'ın pozisyonu konuşulacaktı bugün. Evet. Dolayısıyla o açıdan da bakmış olalım. Şimdi bir kere geçen hafta ilk defa bu VAR kayıtları açıklandı. Ve çağrılan yani VAR'da hakemlerin izlediği ve karar verdiği anları dinledik, izledik TFF'nin resmi YouTube hesabından. Şimdi orada dikkat çekici bir şey var bence. Neredeyse verilen kararların tamamı VAR'daki hakemler vermiş.